İskenderun'daki taş ocağına karşı mücadelemizde en ön saflarda yer tutan kadın arkadaşlarımızın adına basın açıklamasını, yine bu işin emeğini çok sarf eden bir kadın arkadaşımıza basın açıklamasını yapmasını istiyorum. Nurdan Baş. Merhabalar öncelikle. Değerli halkımız, İkizdereliler, yaşam savunucuları ve basın emekçileri. Rize ilimiz, İkizdere ilçemizde yer alan İşkencedere Vadisi'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Trabzon 11. Bölge Müdürlüğü'nce açılmaya çalışılan taş ocağına karşı fiili olarak 42 gündür sürdürdüğümüz haklı davamızın tepkimizin devam ettiğini belirtmek isteriz. Bizler hem İkizdereli hem doğal seven yurttaşlar olarak sürecin başından beri bu vadide yapılmak istenen taş ocağı projesini şiddetle kınadık. Çalışmalar sonlandırılıncaya kadar da kınamaya devam edeceğimizi buradan bildirmek isterim. İkizdere İşkenceleri Vadisi'nde çalışmalarla sadece bizlerin yaşam alanı değil, yabani hayatın da yok edildiğini görmekteyiz. Buna tanık olmaktayız. Buna şiddetle karşı çıkmaktayız. Bu yüzden taş ocağına sessiz kalmadık, kalamazdık. Halkımızdan, yurdun dört bir yanındaki STK'lardan destek aldık. Çünkü biz vicdanımızla halkımızın vicdanına seslendik. Seslenmeye devam edeceğiz. Küresel ısınma ile iklim değişikliğinin yaşandığı bu yüzyılda İkizdere Vadimiz gibi vadiler insanlığa, yaban hayatına, can suyu olan vadilerdir. UNESCO'nun kesinlikle korunması gereken 53. vadisi olan İkizdere'mizi yok edecek taş ocakları projesine sonuna kadar da karşı duracağız. Şu bilinmelidir ki verdiğimiz mücadele parti üstüdür. Biliyoruz ki doğanın partisi yoktur. Tarafı doğadan yana olan tüm doğaseverlere ve kurumlara vadimiz açıktır. Hiçbir siyasi kimlik altında olmadan davamıza yöneldik. Sesimizi her yere ulaştırabilmek, herkese duyurabilmek adına destek veren her meşru kuruluşa kapımızı açtık, derdimizi anlattık. Bu sadece İkizdere'nin değil, bu Türkiye'nin meselesidir arkadaşlar. İkizdere'mizde yaşanan halkın direnişidir. Karadeniz insanının en samimi duruşudur. Olayların başından beri hiçbir şekilde orada devletimizin aleyhinde hiçbir propagandaya yer verilmemiştir. Oradaki halk buna asla müsaade etmez. Son olarak diyoruz ki hemşehrilerimize, halkımıza çağrımızdır. Yanımızda olun, birlik olalım. Türkiye'ye ses olmuş bir davada yan yana duralım. İkizdere'mize, doğamıza, suyumuza, geleceğimize sahip çıkalım. Bizler bugün sessiz kalırsak, yarın sadece İkizdere'de değil, Türkiye'nin herhangi birinde yapılmak istenen herhangi bir yasa dışı, hukuksuzca kıyımada konuşmaya hakkımız kalmaz. O yüzden bugün sessiz kalmayalım, yarın da konuşmaya hakkımız olsun. Buradan Denizli Güzel Pınar köylülerinin kekik alanı olan doğalarının bozulmaması için taş ocağına karşı vermiş oldukları haklı mücadeleyi de İkizdere direnişçileri olarak desteklediğimizi de bildirmek isteriz. Ve oradaki halkın da sesine ses olmaya gönüllüyüz. Son olarak sevgili basın mensupları, bizler İkizdere'den gelip Ankara'da birleştik. Ankara'da ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Dün CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'le birlikte olduk. Derdimizi anlattık. Bize destek olmaya devam edecekleri sözünü aldık. Bununla birlikte Deva Partisi temsilcileri ve Saadet Partisi temsilcileriyle bir araya geldik. Davamızı takip ettiklerini, bize sonuna kadar destek verdiklerini söylediler. Ve bundan sonra da bizler bu desteği sadece bu 3-4 partiyle değil, bütün siyasi partilerle birlikte yürütmeyi arzu etmekteyiz. Sadece siyasi parti değil, bütün STK'ları da biz İkizdere Vadisi'nde görmek istiyoruz. Bu çünkü Türkiye'nin meselesi olan bir davadır arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ayrıca bu basın toplantısında bize ev sahipliği yapan Mimarlar Odası'na da huzurlarınıza teşekkür etmek isterim. Saygılar.